Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Değerli kardeşlerim, Kur'an'ın tertibine göre 41. nida olan Maide suresi 101. ayeti inşallah video konusu yapacağız. Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri bu ayet-i celilede gereksiz soru sormayla alakalı durumu izaha kavuşturuyor, izah ediyor, açıklığa kavuşturuyor. Genellikle soru sorulmasının şekilleri vardır. Alimler, daha doğrusu müfessirler bu ayet-i celileyi tefsir ederken diyorlar ki eğer ki Kur'an'da ve sünnette bir konu hakkında herhangi bir işaret ya da bir delil ya da bir emir yoksa bu konularda soru sorulmaması lazım. İkincisi, bu ayet-i celile inerken sahabenin birisi soru soruyor. Biraz sonra gelecek inşallah. Suraka İbni Malik soru soruyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem susuyor, cevap vermiyor. Sonrasında diyor ki işte ben cevap vermiş olsaydım korkardım ki hac size her sene farz olacaktı. Suraka İbni Malik hac ile ilgili ayet inerken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme durmadan her sene mi ya Resulallah, her sene mi hac farz olacak ya Resulallah diyormuş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de sessiz kalmış. Ve sonrasında eğer ki ben size cevap vermiş olsaydım her sene size farz olacaktı ve siz de buna güç yetiremeyip kafir olurdunuz diyor. Yine İbni Abbas radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor ki Ebu Hureyre'den rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme çok gereksiz sorular sorulmuş. Bu sorular akabinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hutbe irad ederek kim ne sorarsa sorsun ben cevap vereceğim demiş. Sahabeden birisi sormuş benim babam nerede? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem soru soran bu kişinin ölmüş olan babasının cehennemde olduğunu haber vermiş ona. Sonra bir sahabe daha sormuş benim babam kimdir diyor. Bunun üzerine de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun babasının Huzeyfe olduğunu söylüyor. Halbuki o kişi daha önce Huzeyfe'nin oğlu olarak adlandırılmıyordu. Bunun böyle ortaya çıkmasından sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh kalkıyor ve diyor ki ey Allah'ın Resulü diyor, biz Rab olarak Allah Celle Celaluhu'dan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den, önder olarak da Kur'an'dan razıyız. Ey Allah'ın Resulü diyor, biz cahiliye, karanlık bir cahiliye döneminden geçerek İslam'la şereflendik. Onun için bizim bu davranışlarımızı affet diyor ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sakinleşiyor.
Şimdi işte alimler bu ayetten ve hadislerden yola çıkarak soru sorulması lazım gelen yerleri, sorulmaması lazım gelen yerleri izah etmişler. Bu 41. Nida'da Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. La teselu. Sormayın. En eşyâe. O şeylerden sormayın. İn tübdelekum. Size açıklanmadığı zaman o şeylerden sormayın. Tesukum. Sorduğunuz takdirde ve in teselu anha hine yunezzelul Kur'an. Kur'an indiği zaman siz sorduğunuz takdirde tübdelekum. Size açıklanır. Yani Kur'an inerken siz sorarsanız sizin hoşunuza gelmeyecek ya da gücünüzün yetmediği cevaplar alabilirsiniz. Onun için soru sormayınız. Efallahu anha vallahu gafurun halim. Allah Celle Celaluhu bu şeylerden sizi mesul tutmayacak, affedecek. Yani siz sormadığınız takdirde açıklanmamışsa açıklanmayan şeylerden sizi sorumlu tutmayacak. İşte şimdi konunun başına gelecek olursak değerli kardeşlerim soru sormak. Soru sormak dediğimiz zaman bir kesim insanlar vardır ki kendisine soru sorulmasını hiç istemez. Peki ve onlar da bu ayeti delil gösteriyorlar. İşte sizden önceki ümmetlerin çoğu soru sormaktan helak oldu. Allah Celle Celaluhu da feselu ehle zikre in kuntum la ta'lemun diyor Enbiya suresi 7. ayette ve Nahl suresi 43. ayette. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor diye buyurmuş Rabbimiz Celle Celaluhu. Ve bunun en güzel örneği de Tevbe suresi 31. ayet inerken Adi İbni Hatem anlamıyor ve soruyor. Peki bu karışıklıktan nasıl çıkacağız? İşte alimler bunları tasnif etmiş. Ve diyorlar ki hakkında Kur'an, sünnet inmemiş meseleleri sormayın. Bir, Kur'an inerken ayet anlamadığınız bir yeri varsa, size kapalı gelen bir durum varsa bunu sorun. Ve alimler bu konudaki sormaya vacip demişler. Çünkü Kur'an inerken siz anlamadınız ise anlamadığınız takdirde yanlış anlamalara sebep olmasın diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme soruluyor. Ve bu tarz sorular vaciptir. Bir de Allah Celle Celaluhu'nun size hükmünü indirirken siz kendi yükünüzü ağırlaştırmamak adına soru sormayın. Ya da sorarsanız verilen cevapta sizin yükünüz ağırlaşacağından dolayı tehlikeli bir durum meydana geliyor. Geçmiş kavimlerde bunun örnekleri vardır değerli kardeşlerim. İşte Salih Aleyhisselam'ın kavmi deveyi istemiş Allah Celle Celaluhu'dan.
Sonra deveyi kesmiş ve azabı hak etmiş. Musa Aleyhisselam'ın kavmi Allah Celle Celaluhu ile görüşmek istemiş ve bunun vebalının altında kalmış. İsa Aleyhisselam'ın kavmi kendisinden Allah Celle Celaluhu'nun gökten bir sofra indirmesini istemiş ve bu sofra indikten sonra kendi yükleri ağırlaştırılmış. Ve bu ayetin de iniş sebebi olan Suraka İbni Malik radıyallahu anh, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hac ile ilgili ayeti okurken ikide bir soruyormuş. İşte her sene mi hac farz olacak, her sene mi hac farz olacak diye. Onun üzerine bu ayet inmiş. Evet değerli kardeşlerim, yerine göre soru sormak vaciptir. Yerine göre soru sormak kişinin başına belayı getirir. Yani haramdır diyelim. Allah Celle Celaluhu'nun ayetleri inerken bunlardan soru sorulduğu takdirde Allah Celle Celaluhu'nun hükmü açıklanmış olur ve biz de kaldıramayız diye sorulmuyor. Bir de hakkında Kur'an sünnetten bir delil olmayan meselelerin ardına düşmemek lazım. Yani bu ayet-i celilede şeyhler, şeyh taifesi, özellikle cahil olan kesim kendi cehaletini örtmek için ne yapıyorlar? İşte soru sorulmasını yasaklıyorlar. Soru sormayı kerih görüyorlar. Oysa ki فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرَ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Allah Celle Celaluhu sorun diyor. Zikir ehline, yani bir bilene sorun. Eğer ki bilmiyorsanız. Dilimiz döndükçe Allah Celle Celaluhu'nun 41. nidasını, yani Maide suresi 101. ayeti sizlere müfessirlerin tefsir ettiği şekliyle aktarmaya çalıştım. Mevlam Teala ve Tekaddes Hazretleri hakkı hak olarak anlamayı ve hakka yapışmayı, batılı da batıl olarak anlamayı ve batıldan uzaklaşmayı bizlere nasip eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.